Yine Merkez Bankası Başkanı da bu toplantıdaydı sabah. O da ajanslardan gelen soruları yanıtladı. Enflasyonun neden yükseldiğine dair, enflasyon hedefinin neden yükseldiğine dair açıklamaları vardı. Onun da fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın beklenenden kötü olması, petrol baskılarının belirginleşmesi enflasyonu olumsuz yönde etkiledi ve tahminlerimizi %62'nin üzerine çıkardı açıklamasında bulundu. Orta vadeli program için enflasyondaki yukarı yönlü riskleri dikkate alan bir tahminle ortaya çıkmanın doğru olacağına karar verdik dedi. Dün de çünkü %65 gibi bir yıl sonu enflasyon hedefi ortaya konulmuştu 2023 yılı için. Gerçekçi bir hedef ortaya koymak istedik dedi. Şu an için %62 bandında bir enflasyon beklediklerinin altını çizdi. Parasal sıkılaştırma enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar devam edecek mesajı da verdi. Enflasyon hedef politikamıza 2024 içinde bir miktar gecikmeli risk taşımasına rağmen 2024'te dezenflasyonu sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız dedi. Yani enflasyonun düşüş eğilimine geçişinin 2024 yılının ikinci yıl yarısına sarkabileceği mesajını verdi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan. Parasal sıkılaştırma gerekli zamanda ve gerektiği ölçüde devam edecek dedi. Kur korumlu mevduat bakiyesinin şu an için yatay seyirde olduğunu ve bu noktada sakin ama kararlı bir stratejiyle ilerleneceğini de vurguladı. O da tabii ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi dezenflasyonun yani fiyat istikrarının temel hedef olduğunun altını çizdi. Merkez Bankası Başkanı da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da açıklamaları oldu. Özellikle memur maaşları ile ilgili, çalışanların maaşları ile ilgili sorular yöneltildi onlara da. Bundan sonra maaş artışlarını belirlenen enflasyon hedefi doğrultusunda yapacağız mesajı verdi. Maaşların, ücretlilerin, çalışanların enflasyon karşısında yenilmeyeceğini, ezdirilmeyeceğini söylemiş oldu. Hedeflenen enflasyon oranında bundan sonra ücret artışlarını gerçekleştireceğiz mesajı verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da. Pek çok konuda, özellikle orta vadeli programın hedefleri noktasında pek çok konuda sorulara yanıt verdiler ama özetle böyle diyebiliriz Saynur Tezel. Özlem Demirci, teşekkür ediyoruz.